Böcek var. Çok güzel değil mi? Evimize geldik. Nasıl? O duymuşsun. Dındırdın, yokuş aşağı gidiyoruz. Çıkarken yokuş yukarı olduğu için zor ama yokuş aşağı. Tara. Ha, TT'ni kullandın. Bunlar da YKS konuşuyorlar. Gelen geçmiş geçmiş. Tripodumun ayağı kırıldı. Zaten bu tripod kırıktı. Ama ayağı iyice ne yamuldu. Bakın ayağı şöyle şu an. Biraz zor dengede duruyor ama işimi görüyor. Çadırın içinde böcek var. Bunu nasıl içeceğim? Şunun üstüne çık. Güzel çıkıyor şey. Arkadaşlar voleybol. Bence bir voleybolu tuzla. Biraz yaşlı hissediyorum kendimi. Şu an hazır sessiz. Kimse saçma sapan müzik açmamış. Görünür. Bak o kadar kalabalıksın ki doğada değilmişsin gibi yani. Bence sahi şey, kampın anlamı öyle olmalı. Gerçi şu an Şile merkezdeyiz. Nasıl triplere girdim daha ilk kampından? Çok abi iyi. Kampiyon olmaz yapacaksın. Bu ne bu kadar biz alışmadık ya. Kampı bence kalabalık daha güzel. Güvende hissettiriyor yani. Bence de. Evet, kampı katılıyorum ben de yalnız. Hayır, ben çok kalabalık sevmiyorum. Şu an tanımadığım bir sürü insanı beraber mesela. En azından bir sıkıntım olduğunda çözüm bulabiliyorum. Sinek sayısı çok çoğaldı. Bakın şurada bir sürü uçan. Kendimi bir offladım. Çünkü buralara böyle küçük küçük bir sürü şey tırmanıyor. Şunları şöyle fırlatıyorum. İşte kampın gerçek yüzü. Tam olarak kaç saattir kahvaltı yaptık. 2'de buraya indik çadırların yanına. 3 saattir şu tayfa şu şekilde oturuyor. İlayda, Emir, ben. Semih aşağı sahile indi, bir daha geri gelmedi. Daha sonra Buket'le İkbal de indi. Ama bizim bu kadar enerjimiz yok. Şu herkesin gidip geldiği yolu deneyeceğiz biz de bakalım. Şile'ye doğru çıkıyormuş. Ay, çoraplarım çok komik çıkıyor. Buradan mı, buradan mı? Buradan mı? Yani? Buradan işte, bundan, bu yoldan bahsediyordum. Kamerayı yamuk tutuyordun, gördüm. Yakalandın. Hedefe ulaşmak üzereyiz. Bu çayır çimen hiç bitmeyecekmiş gibi. Şile göründü. Sabahtan beri ortam buradaymış. Emi kendini bu hale getirmiş. Ve ne havlusu ne başka bir şey var. Hiç geleceğini düşünmeden. Anlık yaşarsan böyle olur Semih aşağı. 2 saat sonra nasıl temizlendiğimi göstereceğim. Aşırı sıcak. Burada piştim. Evet, hava aşırı fena sıcak geldi. Kaç, 2 saattir, 3 saattir burada ne yapıyorsun? Abi durum güvenliği. Keşke denize girebilsem. Ve şortum tuttuğum için en büyük kusmanlıklarımdan birini yaşıyorum. Bayağı sıcak. Yanacağım diye 40 kat güneş kremi sürdüm. İlayda geldi mi acaba? Bilmiyorum. Burada sakin sakin deniz videosu çekiyordum. Benim yalnızlık seviyesi.
taraftan bir güneş dalgası tarafından vuruldum. Dınırıdın. Kameramanım olmadan kendimi çekmeye çalışmak çok zor. Kendisi Eskay'ı yazmaya çalıştım. Bakın bilekliğimiz böyle bir şey. Som soğuk değil mi? Çok ferahlatıcı ya. Ya ayaklarım yeni kurudu. Yeni kurudu. Çamur olmasın diye İlayda gibi sahilden yürümüyorum. Bu yüzden Leyla ile Mecnun'daki İsmail ile Mecnun gibiyiz şu an. Aramızda bir 10 metre var ve yan yana yürümeye çalışıyoruz. Hop İsmail abi. İlayda sanki ıssız bir yerdeymişsin gibi. Sadece sen varsın şu an orada. Bu arada kamp işini sevdim. Ama biraz daha sakin, böyle daha az insanla ben daha çok sevdim. Tabii bunu daha sosyal ve büyük kitlelerle yapmayı sevenler de var. That's my opinion. Çok itici oluyorum ya. Böyle bazen konuşma şeklime videolarda kendimi izledikten sonra çok gıcık oluyorum. Ben Şile merkeze çıkacağız. Dondurma falan yemeyi düşünüyoruz. Akşam yemeği olarak yanımızda taze fasulye var. Biraz kek var. Abur cuburlarımız var. Ya aslında bir ekmeğimiz var. Kahvaltılıklarımız var. Domates salatalığımız. Bayağı bir şeyimiz var. Yarın da öyle çok geç gitmeyi düşünmüyoruz. O yüzden yemek yemeyeceğiz. Şile çok değişmiş. Evet, kamp videosunda araba ve şehir merkezinden görüntüler. Terlikle gezmeyi de uzun zaman oldu. Bob Kulesi ağacın arkasında kaldı. Size Sünger Bob Kulesi'ni çekecektim. Benim o kadar yer yön bilgisi yok ya. Vardı. Bir yerden bir yokuştan çıkıyorduk sanki. Şoka çıkıyordu. Şok. Daha ucuzu yok. Buralara böyle sahamsı şeyler, otoparklar. Beyaz beyaz şeyler yapılmış. Şile'ye değişmiş. Ne diyelim? Hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Her şey değişim içerisinde. Felsefe. Aynı nehirde iki kez yıkanmaz arkadaşlar. Şu yokuş. Abi Şile'yi biliyormuşum. Sanmıyordum ama böyle Şile'yi gezdikçe bilgiler yükleniyor. Biliyormuşuz. Şile benim için böyle anı diyarı falan. Çok triplere giriyorum Şile'ye gelince. O yüzden bizden biriyle gelmeyi seviyorum. Beraber bu duyguları yaşıyoruz ama başka biriyle gelince Şile, orayı da biliyorum. Sanki böyle hava atıyormuş gibi oluyor. Çok konuştum. Benimki çikolatanın içine düştü. Ve her tarafı çikolata olduğu için bu kutuya koymak zorunda kaldılar. Dedim ki bir şey olmaz. Ya ben Mersin'de çikolatayı, dondurmayı çok seviyorum. Ve sadece şeyde, Şile'de yediğimi hatırlıyorum yurttayken. Değil mi? Başka yerde ben görmedim. Adalarda mı yemiştik? Bir kere daha yemiştik sanki, evet, bu dondurmayı. Evet, Kadıköy'de de yemiş olabiliriz. Neyse, dondurmayı yemeye gidiyorum. Daha fazla nerede yemişsin? Video çekemem, eriyecek. Birazdan düşünüyoruz ki pide ya da lahmacun mu yaptırız? Bizim kamp birazcık garip ilerliyor. Benim bu sivilceleri ne yapacağız ya? Düşünmüyoruz, o yüzden yemek yemeyeceğiz. Kamplıktan biraz çıktı. İlayda'yla dedik ki çıkmışken lahmacun yiyelim. Telefonlarımızı da şarj ettik. Kamp alanında şarj biraz sıkıntıydı. Yarın sabaha kadar bizi yatacak kadar şarj ettik. Ve Semihlere de paket yaptırdık. Gidiyoruz. Öyle arkadaşlar. Yarı kamp diyelim biz buna. Bu saat tam güneş batmadan önceki saat mi? Arkamızdan birileri geliyor. Gerçek evime gelmiş gibi hissediyorum. Uyuyla alıştım. Çadıra ışınlanmak istiyorum. Yürürken biraz kamera sallanabilir ama size şöyle bir tur yapmak istedim. Hep tepeden çektim. Selamünaleyküm. Evimize geldik. Ve yine dağınık çadırımızı topluyoruz. Şunun bantları da birazcık çıkmaya başladı. Evimiz isyan ediyor. Tamam, bu kadar. Ama çok manzaramız hala mükemmel. Aynen, bu kadar kampçılık yeter. Semih Aşal. Oley. Her yerden fırlamazsa olmaz. Deniz'i sen ne yaptın? Kurudu mu eşofmanın? Yok be, eşofmanı bir tane poşete koydum. Orada duruyor. Ha iyi. Full ekipmanlı İlayda. Abimin çıkısını getirdim. Her şeyi açabiliriz.
Ama ne açmamız gerekmedi hiçbir şey. Mesela sodamız olsaydı. Soda mı alsaydık acaba? Neyse zaten elimizdekileri. Annem az önce telefonda konuştuk ve dedi ki hiçbir şeyi eve geri getirmiyorsunuz, her şeyi giyin. Ama bizim daha çok durumumuz var. Bir iki gün daha kalabiliriz burada galiba. Evet. Benim güneş kremi biraz garip. Yoğun bir yapısı var. Yandıktan sonra sürmemiz. Aynen. Akşam oldu, güneş kremi sürüyoruz. Yanağıma bak. Hoş bulduk İlayda Hanım. Her şeyi çok güzel yerleştirmiştik. Ama sürekli dağılıyor çadır. Evet. Bir de tulumları katlamak çok zor. O yüzden bu akşam da uyuyacağımız için katlamadık. Ve ışıklarımızın bantları birazcık kokuyor. Lütfen teknik hataları kusuruna bakmayın. Dün akşam çekmiştim onları. Evet. Burası bizim Gamze'yle iki kişilik yer çadırı. Burada ben uyudum. Burada İlayda yattı. Sevgili kuzenim, bilmiyorum matı. Birazcık bir şey oldu. Biraz sesli konuşur musunuz İlayda Hanım? Mikrofonumuz yok. Sorry. Şimdi. Çok içeri var. Gel. İçeri girelim. Ben de beni ne zaman içeri alacaksın diye bekliyordum. Burada ayakkabılarımız, sularımız ve peçetelerimiz bunun var. Bunun içi peçete. Şurada da termoslarımız. Termoslarımız var ve oyunlarımız ve ışığımız var. Biz böyle çadırımızın içini ledle döşedik. Güzel olsun diye. Döşedik, bantladık. Sanki parke döşedinler. Evet, kısıtlı imkanlarla bu kadar. Burayı çantalarımıza ayırdık. Evet, kıyafetlerimiz, çantalarımız var. Evet. İşte eşyalarımız buraya koyduk. Yatağım, kafamın baş ucuna yemekleri koyduk. Burası mutfağımız. Evet, mutfağımız. Asla bitmiyor. Evet. Duruyor orada. Burada da üşümüdüğümüz zaman... Burası akşam şeyimiz, teçhizatımız. Aynen. Kalın montum, uyku tulumumuz. İşte ıvır zıvır kaplarımız var. Çok mu sözünü kestim? Özür dilerim. Yok. Bu arada şeyi hiç konuşmadık. Dün gece ben uyanmadım açıkçası çok. Sadece sabaha karşı bir köpek geldi. Sanki çadırın yanında havlıyormuş gibi. Bir de bir tane karga vardı, o beni uyandırdı. Onun dışında güzel uyudum. Hatta erken yatmıştım. Ve sıcaktı. Tulumun içi bayağı sıcaktı. Dışarısı biraz soğuktu ama. Evet, beklediğim gibi değil. Daha sıcaktı. Yani 3 kat çorap giydiğimiz için de olabilir. Hiç üşümedim. Gündüz de garip bir şekilde aşırı sıcak. Yoldan geçen herkes en güzel yeri bizim aldığımızı söyledi. Evet, çünkü manzaralı yere geldik. Buraya geldiğimizde burada dikenler vardı. Kararsız kaldık yukarıda mı dursak diye, ama yukarısı biraz daha kalabalık ve sesli. Ama burası güzel. Çıkalım, kapıdan içeri gireyim. Çadır turu. Dur, daha girmedim. Kapıya tıklayacağım. Şu elimdeki çöpü de atar mısın? Çöpümüzü gösterme, dur. Baştan sen aç kapıyı İlayda. Amca bir saniye, lip balmımı da süreyim. Tamam, sür, bekliyoruz. Lip balmımın markası merak eden birisi. Aşağıya link bıraktım. Şöyle bir gösterme şekli var ya, kamera odaklansın. Aynen öyle. Biliyorsun bu işi ha. Kendime tasma aldım telefonumdan uzaklaşmamak için. Nasıl? Bakın. Amca su ver bana. Yine akıllanmayıp dondurma yedim. Umarım hasta olmam. Boz beni doşum. Tüm duman Emir'e çullandı. Emir duman altı ağlıyor şu an. Görünmüyor ama gözleri yaşardı. Gözlerim. Ay hiç güzel çıkmıyor ama dolunay çok güzel aslında. Bakayım. Nasıl da gitti hiç dansız. Saat 2, ben uyumaya geldim. Diğerleri ateşin kenarında oturuyor hala.
Ama uyuyordum ateşin kenarında. Buraya geldim. Uykum açıldı. Soğuktan galiba. Bilmiyorum. Hadi iyi geceler. Patlamadı da yanıyor bildiğin. Halı yattı, su attık, söndü ama halı bir yanmış. Bir yattı, ters çeviririz, anlaşılmaz dedik. Ters tarafta aynı yerden yanmış aslında. Şey gidecektin, hayata gidecektin. Biliyorsundur ama, duymuşsun. Ürgüt göreme. Ne var orada? Yayda büyüdü. Gaz yayılanması, gaz lambası bilmem ne. Oğlum biz düşün. Ya oğlum ne var geçmiştik şu an. Sinirlendirdin hem öyle Yayda. Bana da güzel çırtık. Günaydın arkadaşlar. Bugün ben 10'da kalktım, İlayda 11'de kalktı ama 7'de yattığımız için ikimiz de biraz deliyiz. Şu anda da gene şu meşhur yokuşu çıkıyoruz. Sabah kalktık, toparlandık. Çok video çekemedim. Şimdi de kahvaltı yapacağız, birazcık atıştıracağız, bir şeylerimiz kaldı. Onları eve götürmeyelim. Kahvaltımız son güne bıraktığımız yiyecekler. Taze fasulyemiz hala yaşıyor, ölmemiş. Kahvaltılıklarımız, domatesimiz, salatalığımız var. Kampın en mantıklı yanı İlayda'nın yurttan küçük küçük getirdiği çikolata, reçel ve kahvaltılıklardı arkadaşlar. Öneridir. Ama ben gidip bıçağı aşağıda unutmuşum. Neyse, yaşayabiliriz. Eşyalarımızı toparladık. Böyle burası da boşaldı birazcık. Semihler de gitti. Buradaydı onların çadırı. Sürekli görüş bildiriyorum. Ama şu an şarj... Tamam, görüş bildiriyorum. Şarjım bittiği için videoyu yarıda kestim. Yoldayız. Mutluyuz. Güzel bir kamptı. Yani medeniyete dönüyorsunuz diyeceğim ama dün zaten şehri getirmişsiniz. Zaten bilmiyorum ya. Güzeldi bence İlayda. Nasıl kapatılır bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle kamptakiler bu videoyu izliyorsa kanalıma abone olsunlar. Abone değillerse de videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. To the sky, just stay with us. Those ain't gonna live in it.